Günaydın dostlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün Beyaz dereye düşmüştü. Atmaca saldırısından sonra. Şimdi dereye baktım. Derede yok. Şimdi sizlerle beraber bahçemize yürüyelim. İnşallah kümesin önüne gelmiştir. Gelmediyse kuşumuz gitti diye sayacağım. Artık yapacak hiçbir şey yok. Gittiyse de gitti diyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah gelmiştir. İnşallah bahçededir. Bakıyorum. Kuşumuz bahçede yok. Evet, kuşumuz bahçede yok dostlar. Kuşumuz bahçede yok. Emin olalım. Ah gelmiş. Bakın gelmiş. Aferin sana eşek sıpası. Aferin sana eşek sıpası. Vallahi gelmeseydi çok üzülecektim dostlar. Ama gelmiş. Vallahi çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Oh, vallahi içim rahatladı bir nebze. Yani gitse üzülürdüm arkadaşlar. O kadar emek verdim. Tam sökülüyor kuş. Yani bu zarabdaya getirmişim. Başına bir iş geliyor. Ondan sonra uğraşıyorsun. Hani bu arada kümesin üstüne bu şekilde bir 20 santim boşluk bırakıp öyle yaparsanız sacını. Hem arada malzeme korsunuz hem sıcak havaları daha çok kırar. %50 daha çok kırar güneşi. Hem de böyle kuşunuz, hayvanlarınız dışarıda kaldığı zaman gelir altında saklanır. Kardeşlerim bunu da unutmayın. Evet şimdi şu kuşları bir açalım, tavukları yemini falan verelim, rutin işlerimize başlayalım. Misafirlerim gelecek bugün Bucak'tan, İstanbul'dan misafirlerim var. Onlarla bir sohbet edeceğiz. Takmaca geliyor arkadaşlar. Şöyle görüyorum. Bakın şimdi saldıracak kuşlara. Bakın aldı, gördünüz mü? Bakın aldı. Aldı bakın, bakın aldı. Bakın aldı, kartal da kovalıyor. Kuşu aldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben size gelecek alacak demiştim. Kuşu aldı gidiyor. Bak. Bakın kuşu aldı gidiyor şu anda. Bakın kuşu aldı. Kartal peşinde. İnşallah bırakır. Kuşlar da bakın çok yüksekte. Görüyor musunuz? Aşırı yüksekte. Aldı gitti. Gelişinden anladım ben. Upsisi karşıya oturdum arkadaşlar şuraya. Bakın aldı gitti kuşu. Kuşu aldı gitti dostlar. Of gene başladık. Her gün bir tane iki tane vereceğiz artık. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Aldı gitti kuşu. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Abi işte diyorum ya bak. Yani yüksek uçan kuş her zaman sıkıntılı olur. Ha ne sıkıntısı olur biliyor musun? Kendine sıkıntısı olur. Sana faydası olur sökerse. Kuş izlersin, misafirini izletirsin. Güzel kuşun olur. Ama kendisine de zarar oluyor. Ömrü kısa oluyor. Evet. 4 kuş atmıştım. Büyük ihtimal düşürmedi. Ayağından. Evet 3 tane. Hangisini aldı bilmiyorum ama bir tanesini aldı. Bir tanesini aldı dostlar. Ama hangisini aldı bilmiyorum. Şimdi inince bakacağız. İnince göreceğiz. Yani artık bundan sonra böyle her gün bir vukuatımız olacak. Her gün beyaza seviniyorduk. Bakın videonun başında. Dün mahvetti kuşu kovalaya kovalaya kovalaya. Bugün geldi eliyle koymuş gibi aldı gitti. Allah kahretmesin. Bakın bir tane de orada dolanıyor. Karşıda dolanıyor bakın. Bir tanesi de karşıda dolanıyor. Allah kahretmesin. Tüh. Neyse bunlar hala uçuyor. Ulan karga demin neredeydin? Havada değildin. Kovalamadın. Ne oldu? Bunlar gene bir nitroya taktı ya. Kuşu düşürdü gene mi geliyor yoksa? Anlamadım ki.
İnanın sinirden terledim şu anda arkadaşlar. Bir şey de yapamıyorsun. Çok kötü bir duygu yani, inanın. Ve ben bunu sürekli yaşıyorum. Sinir oluyorum yani. Sürekli yaşıyorum. Bakın kuşlar tam kendine geldi. Döndü, başlıyor diyorsun. Şimdi başladı artık. Tekte, çiftte, üçte, beşte hiç fark etmez. Gelecek, alacak, gidecek. Gelecek, alacak, gidecek. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ya roket atmam lazım ona. Güdümlü. Yapacak hiçbir şey yok. Gene sabah sabah bütün moralim sıfır oldu. Anasını avradını satayım. Yazık oldu. Neyse artık arkadaşlar. Devam. Evet, kuşlarımız indi. Evet, ne almış? Benekli gök yavruyu almış. Benekli gök yavruyu almış. Bu da demek oluyor ki bende kalmadı. Sadece Sivas'ta İsa kardeşimde kaldı bir tane. Benekli gök yavruyu almış dostlar. Evet, yapacak bir şey yok. Devam. Evet dostlar, selamun aleyküm. Misafirim gelecek demiştim bucaktan. Misafirim geldi. Evet kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Öncelikle seni şöyle kısaca bir aferin. Kuşumuzla girdi. Ben Burdur bucaktan geliyorum. İşte abimi ziyarete geldik. İşte öyle yani. İsim soy isim de söyle arkadaşlar. İsmail Selen. İsmail de kuşçu arkadaşlar YouTube'dan. Evet. Tanıyor bizi. Ulaştı sağ olsun, geldi. Telefon etti, abi müsait misin dedi. Tabii kardeşim, buyur gel dedim. Ya dost ziyaret işte. Gezmeyi severiz biz de. Herkesin yanına gidip gönül hatır. Bu işler böyle. Öğretmişsin kardeşim. Vallahi ben de işte İsmail gelmeden önce konumu attım. Havaya üç kuş attım. Şuraya geçtim. Atmaca geldi. Videoda da var zaten, göreceksiniz. Dün alamadı. İşi bugün tamamladı. Bugün kuşumuzu, ilk kuşunu aldı arkadaşlar. Yavaş ya, ne yapıyorsunuz? Manyaklar. Havada bir tane kuşumuz var. Yalandan öyle hiç dönüyor. Kardeşimizle oturduk, sohbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Belki buradan eser bir coşar, başka yerlere gideriz. Durum böyle. Kardeşimde güzel kuşlar var. Güzel kuşlar besliyor. Biraz kuşlarından bahset. Ne tarz kuş besliyorsun? Neler seviyorsun kardeşim? Sen de tanısınlar. Bizim beslediğimiz kuşlar 3 takla, 4 takla, 5 takla. Ama metraj olsun. Evet. Biz öyle seviyoruz. Sesli, soluklu. Saatini dolduran. Uzun giden kuş seviyorsun. Aynen. Taklalı inen. Bunları herkes sever. Evet. Böyle kuşlar yani. Çok ben işimden dolayı çok eski gibi ilgilenemiyorum ama yine de her gün uçurduğumuz sabit kuşlarımız var. İyi maşallah. Hani 200 saat boşluğum oluyor. Onda teker inmiş kuşlarımı atıyorum. Bu da senin orası serin olduğundan yani. Tabii. Antalya gibi. Güzel kuşlar. Sessiz soluklu maşallah var. Havaya da bir tane kuş attık şimdi. İzliyoruz. Hayvan saatini doldurmak üzere. Ama çok... hedeften kaçıyor bazen abi. Daha, yani. Yavrum, ikinci uçuşu bu da. İkinci mi ne? 5-6 aydır yatıyor. Eke 5-6 aydır biraz, yatıyor. Evet. Gevşiyorlar şimdi. Yatınca bazı kuşlar çok sıkar. Mesela bazıları çok sıkmış oluyor kendini. Evet. Bazıları gevşetiyor. Ama uçtukça üstüne koyuyor, uçtukça söküyor. Evet. Kimisi var yerde dönüyor mesela ilk kaldıracağın zaman. Kimisi de boşalıyor. Gevşek oluyor. Kalkışında bak bir taklayla kalktı, gördün. Ama bak şimdi o indiğinde bir tane daha kaldıracağım. 6 takla, 7 takla, 8 takla kalkamıyor yerinden. Bir düşecek, sonra tekrar kaldıracağız falan filan gibi yani. Bu arada banyo koydum taklarına. Muhtemelen canı dayanıyor herhalde. Kaçmasından baksana. Ya tabii daha tam tüyünü bitirmedi. Daha tam kanadını kuyruğunu kurutmadı. Kurutacak Allah nasip ederse. Buraya geldik Hüseyin abinin tecrübelerinden yararlanalım diye. İnşallah kardeşim, inşallah. Ne mutlu bana ki bak kaç evet. Kilometreden çıkmış gelmişsin. Evet. Allah razı olsun. Yer güzel, ben hoşuma gitti. Videolardaki gibi aynı. Değil mi? Aynısı evet, işte. Neyse evet. O bizde. Sadece burada işte ben 15-20 dakikaya sığdırıyoruz biz videoyu. Evet. Ama çekimi de böyle burada yapıyoruz işte. Evet. Cin gibi kuşlar maşallah. Evet dostlar, video 2'dir kapanıyor, 2'dir kapanıyor bilmem ne, biz de oraya koyduk, telefon ısınıyor diyor. Niye ısınıyor, ne yapıyor anlamadım. Kuşlarımız da banyo yapıyor bu arada. Evet, İsmail kardeşimizin genelde uzun kuşları, uzun giden kuşları seviyormuş. Biraz anlat kardeşim, o bölümü çekilmemiş herhalde, çekememişiz. Kuşlar, nasıl kuşları sevdiğini? Biz sesli kuşları severiz. Bir, ayrıyeten
uzun uçan mesela bir saati doldurması lazım. Bir saatin altındaki kuşlar zevk vermiyor. Ondan sonra yaparlı kuş seviyor. Bana çok takla olmasına gerek yok. 3-4 takla gene yetiyor yani. Doyuruyor. Evet. Savurmalı kuşlar genelde ben de istiyorum. Taban taklası? Çok fazla nadir yani. 40'ta bir çıkar. Ama genelde savuralak oynar. Alanım dar. Evet, ağaçların arasında arkadaşlar şöyle oluk gibi bir yer. Yani şöyle 6-7 metre ve uzun bir oluk gibi bir yer. Kümesinin olduğu yer. Ben televizyonda gördüm. Kümeye taktım. Evet, diğer sıkıntımızdan videoda dolayı gördüm. Fazla uçumlara şey yapamıyoruz. İşten dolayı. Evet, kuşumuz da iki taklayla yerine indi. Daha peki yeni yeni doldurmaya başlıyor. Kendini sıkmaya başlıyor. Tekrardan antrenmana başladık dostlar. Bugün İsmail'e nasip oldu. Birkaç seferini, yani yalandan yapıyor sefer ama birkaç seferini gördü. İsmail, yalandan da olsa kuşumuz 2-3 takla döndü kardeş. Daha antrenmanda kuş tabi normal ama gelecek vaat eden bir kuş. Yerine özellikle ben önemli yerine inmesi, aynı. Taklalı inmesi bizim için, benim için önemli olan aynen. O. Video 2'de bir kapanıyor. Telefon Corto'yu çekiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Sen görüküyor musun bu arada kardeş? Şöyle yapar. Hadi sen görüküyorsun. Tamam görüküyorsun. Video 1,5-2 dakika demiyor, kapanıyor arkadaşlar. Konunun nerede kaldığını Allah getire. Yapacak hani şey anlattığı gibi uzun giden kuş seviyormuş. Dediği gibi yeri de dar kardeşimizin. Ben videosunda da gördüm yani gerçekten dar bir yer. Ha kuş dar yeri sever mi? Sever ama işte kuş eğer uyanık kuşsa ya kendini ağacın ya, altına sokar. Zorlukları işte, çıkamaz. Zorlukları evet. Zorlukları ters takla vurur ağaca düşer. Yani evet. Çünkü çok dar bir yer. Dar olduğu zaman öyle arkadaşlar. Herkes açık bir alana sahip olamıyor ya da herkes kuytu bir yere sahip olamıyor. Ya aslında imkanımız da var. Açık alan var normalde ama vakit yok. Vakit yok abi ya. Uçurmuşum. Günlük ben 2 saat kuşla uğraşabiliyorum veya 3 saat. 3 saat içinde. Genç bir kardeşimizi bulup da böyle onunla da paslaşabilsen aslında güzel bir kümesi, açık alan uçum kümesi. Damızlığı bir yerde tutup açık alana gidip. Şimdi bizim beslediğim yer benim köy gibi bir yer. Evet. Yani normalde bucak da Antalya gibi değil yani. Evet. Hani orada hırsızlık besleyen, pek olmaz. Olmaz olmaz. Ben o zaman ortalanda bir yerde beslesen kilit, daha güzel. Kilit bile olmuyor abi. Kiliti kilitlemiyorum yani. Evet. Geliyorum, açıyorum sürgüsünü, salıyorum kuşlara. Hiç ben salındığını bilmem. Ne güzel ya, ne güzel. Keşke her yerde öyle olsa ya. Her evet. Yerde öyle olsa. Evet. Yani bu işin merakçısı adam gidip de birine dese ki abi ben yeni başlayacağım, kuşu da seviyorum dese. Yani oradan gözünden çıkardığı kuş mutlaka vardır insanların, verir. Ya şimdi şöyle, çocuklar geliyor, yeri geliyor bakmak için. Mesela herkes aynı niyetle gelmiyor abi. Evet. Yani genelde zaten büyük adam yapmıyor bu işi. Çoğu çocuk işi bu işi. Çoluğa çocuğa yapıyorlar, evet, evet. Kandırıyorlar. Ya verdiğin yemek boşa gidiyor çalımlıktan sonra. Maalesef, yazık günü arkadaşlar, yapmayın. Yapana da... 6 ayını veriyorsun sen. Evet, yapan varsa da bu işi yapan böyle, yani kuşmuş çalmaya niyet olan yapmasın, evet. Gitsin, istesin. Çünkü siz bilmezsiniz ama bu işin emeği çok. Ha sen kuşu 100 liraya 150 liraya satabilirsin ama sen o adama git benim karnım aç, karnımı doyuracağım, para lazım de versin. Ama kuşunu çalma. Yani böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Hele ki özellikle genç kardeşlere yapmayın. Ağlayanın malı günele yar olmaz derler, bir atasözü var. Ben her zaman bunu söylerim. Şimdi şükürler olsun bizim oralarda olmuyor abi. Ama bu Antalya gibi bir yerde illaki olur yani. İllaki. Yok, Allah'ın sesi. Ele bak. Şerefsin ele bak. Ya yok böyle bir şey. Yazın dışarıdır abi. Şeyin içini bir gör. Tamam sauna mı oluyor? Çukur çukur. He. 1,5 metre çukur vardı. Bak onunki de öyle. Mayanın evet. Da öyle, Junior'un da öyle. 1,5-2 metre çukur var. Şey yıkılacak, çukurun içine düşecek kulübe diye. Sıcaktan gaza. Yağmur yağsa şöyle kaktıracağım. Ya bir de diyorlar abi niye sen Sivaslısın Gangal desene. Burada insan duramıyor, kurt duramıyor. Gangal nasıl? Evet. Yani bu işler böyle. Arkadaşlar şöyle kuşlara da bir çekeyim, banyo koydum. Bir banyo yapsınlar dedim. Şöyle. Hepsi de banyo yapıyor ekeler. Ekelere eşi attım ben. Birer takım yumurtladılar. Dostlar bir yaklaşık 10 gündür 15 gündür salladım, cılk yumurtaya atıyorlar. Çoğunu da attım, atacaklarım da var daha. Şimdi ikinciyi yumurtlayacaklar. O yüzden acele etmiyorum. Yavru da bayağı aldım ama atmaca başladı gördüğünüz üzere. Artık atmacamız her gün gelip bir tane alacak büyük ihtimal, onu gösteriyor. Geçen sene 56 tane verdim.
Bu evet. Sene de yakalayacak herhalde. Böyle durumlarda 3-4 gün ara versen uçurma ne oluyor? Yine geliyor mu? Bir ay uçurma. Yine kaldırdığın gün geliyor alıyor. Kuşları gördün ne kadar yükseliyorlar. Evet. Ha, yani yüksek uçan kuşun kaderi bu kardeş. Ben bu yeni açılan, yeni bir tane daha pist açıldı havalimanının içine. Evet. Dedim ondan ziyade herhalde yuvası bozuldu bunun, gitti. Ama artık gitmemiş. Yine burada olduğunu gördük. Ara sıra bir canımızı yakıyordu. Of, hem de nasıl yakıyor, hem de nasıl yakıyor. Vallahi işte elimizden geldiğince bakıyoruz kardeş yani. Evet. Elimizden geldiğince sağlığına dikkat ediyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Malzeme bu. Videolarda da görüyoruz. Videoda gördüğümüzün daha farklı. Niye? Canlı görmek bu işi daha farklı. Evet. Her şeyi canlı görmek önemli olan bizim için. Canlı canlı. Ramazık bayağı var Hüseyin abinin. Var var. Bir yan kümes daha var mesela. Ben çoğunda yavru almıyorum şu an. Yani hatta 2-3 takım hariç yani yavru almıyorum. Bir şey ayırmak daha mantıklı gibi geliyor bence. Ya o kadar geniş yerim yok görüyorsun. Hani ayırabilirim aslında ama. Hazır duruyorlar. Hem yıpranmıyorlar, kızışmıyorlar. Boş cırt yumurta koyuyor. Şu an zaten kızlar bazı şey azmaz, kızışmaz. Aynen, ama cırt yumurta koyuyorum zaten çoğuna da. Evet. Öyle geçiyoruz. Evet dostlar, telefonumuz ısınıp ısınıp kapanıyor. Hatta kapandı mı? Kapandı mı yine? Yok, kapanmamış. Kendinize çok iyi bakın. Kardeşimize bir sohbete muhabbete devam edelim. Allah'a emanet ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.